Değerli kardeşlerim, şimdi bazı cemaatler arasındaki bazı cemaat kardeşlerimiz ayrımcılığa sevk olunabilecek bazı sözler taşırlar birbirleri arasında. Şu cemaat şöyle, bu cemaat lideri neden böyle yaptı, bu niye böyle yaptı diyerek olayın aslı astarı bilinmeden maalesef ki insanların aklını bulandırabilecek fitne ve fesada sebep olurlar. Hatta daha da ileriye giderek o Allah dostlarına dil uzatırlar. Hadis-i Kutsi'de Mevla Azze ve Celle buyuruyor ki, kim ki benim dostuma, veli kullarıma alaylı sözler sarf edecek olsa ben ona harp açarım diyor Mevla. O yüzden değerli kardeşlerim, bu konuda biraz daha dikkatli olmak lazım. Bakarsın bazen bir Allah dostunun kesinlikle olmaz dediğini bir diğeri olur diyebilir. Olayın aslını astarını birinci ağızdan öğrenmeden kendi kafamıza göre yorum yaparak fitne saçmayalım. Olur ya, belki bir kardeşimizin dönüş vesilesi olacak o yerlerden soğutmuş, uzaklaştırmış oluruz. Bir adam kötü yoldan para kazanıyor, kendisine bir inek alıyor. Sonra da tabii yaptıklarından pişman oluyor. Diyor ki hiç olmazsa bir şey yapayım da, yani telafi etmeye çalışıyor hatasını. Kötü yoldan kazandığı, haram parayla kazandığı o ineği Hacı Bektaşi Veli'nin dergahına kurban olarak bağışlamak istiyor. Tabii o zamanlar dergahlar aynı zamanda da aşevi işlevi görüyor. Durumu Hacı Bektaşi Veli'ye de anlatıyor. Diyor ki ben bu parayı helal olmayan haram yollardan kazandım ve onunla da inek aldım, onu da dergahınıza getirdim. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri bu helal değildir diye kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi dergahına gider, aynı durumu Mevlana Hazretlerine anlatır. Mevlana ise bu hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı Bektaşi Veli'ye de anlattığını, yani anlatmış olduğu o durumu, aynısını Mevlana Hazretlerine de anlatır. Hatta der ki Hacı Bektaşi Veli bunu kabul etmedi. Siz kabul ettiniz, sebebi nedir? Mevlana Hazretleri der ki biz bir karga isek Hacı Bektaşi Veli bir şahin gibidir. O öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir. Adam üşenmez. Kalkar Hacı Bektaş dergahına tekrar gider. Hacı Bektaş-ı Veli'ye de Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyler. Ve bunun sebebini sorar. Hacı Bektaş-ı Veli şöyle cevap verir. Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayıdır ki o senin hediyeni kabul etmiştir. Birincisi, birinci hisse burada Allah dostlarının birbirlerini yükseğe taşımaları, iltifatları. İkincisi ise değerli kardeşlerim, biz cemaatlere düşen hisse, dedim ya, birinci ağızdan öğrenmeden kendi kafamıza göre bazı şeylerin yorumunu yapmamak lazım. Bazen gözle gördüğün şeyler doğru olmayabilir. Kulağınla duyduğun şeyler yanlış, yalan olabilir arkadaşlar.